Berlin'de gerçekleşen turizm fuarındayız şu anda. Uzun zamandır Berlin'de bu fuar için büyük bir hareketlilik, büyük bir heyecan vardı. Biz de fuarın başlamasıyla birlikte soluğu burada aldık. Bugün burada kültür turizmi, gastronomi turizmi, sağlık turizmi ve deniz, kum, güneş anlamında bildiğimiz klasik turizm şirketleriyle röportajlar yapacağız, sohbet edeceğiz. Bakalım Türkiye'den gelen firmalar nelerden bahsedecekler, hangi bölgeler bu sene tatil için ön plana çıkıyor, hep birlikte öğreneceğiz. Türkiye'de tatil denince akla gelen adreslerden bir tanesi de Kuşadası. Şimdi Kuşadası hakkında biraz bilgi edineceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Berlin'e. Teşekkür ederiz. Bize birazcık Kuşadası'na gelen turistleri neler bekliyor, bahsedebilir misiniz acaba? Sizden başlayalım Olcay Hanım. Siz başlayın isterseniz. Tamam. Hoş bulduk. Sizler de bizim standımıza hoş geldiniz. Kuşadası Belediyesi'ni, Kuşadası Ticaret Odası'nı ve otellerini, oteller birliğini temsilen buradayız. Yine buradayız her sene olduğu gibi. Kuşadası Türkiye'nin ilk turistik merkezi, turizmin başladığı can merkezi, büyük şehre yakın olduğu kadar, denizi kumu olduğu kadar, tarihi yerleri de çok popüler tabii ki. Gerek ailelerimizi ağırlayabiliriz oradan, çoluk çocukla ailelerimizi ağırlayabiliriz seve seve, gerek doğal tutkunlarını ağırlayabiliyoruz, tarih tutkunlarını ağırlayabiliyoruz. Gastronomi ayrı bir ufuk zaten, gitgide de gelişen bir ufuk. Yani Kuşadası aslında hem merkezi yer olması hem de her tarza hitap etmesi anlamında çok ideal merkezlerden bir tanesi Türkiye'de. Ben de bir rehber olarak seve seve her ülkeden gelen turistlerimize, gezginlerimize onu tanıtmayı zaten borç bildim. Onlardan aslında geri dönüşler almak da çok hoşumuza gidiyor. Sadece şu anda ne yapabilirler, ne edebilirlerin haricinde ne oldu Türkiye'de de çok önemli. Tarihimizi de anlatıyoruz. Yani şöyle söyleyelim, gerçekten medeniyetler beşiği. Bu sene biliyorsunuz ki Göbekli Tepe yılı seçildi. Ondan önce Afrodisias yılıydı Aydın'da. Biz de Aydın'ın bir parçası olduğumuz için bahsederken sadece Kuşadası olarak değil de kimler geldi, kimler geçti, hangi tarihçiler, hangi felsefeciler vardı, bunlar da çok çok önemli zaten. Burada da kocaman bir müzemiz var biliyorsunuz, Bergama Müzesi. Yani buraya geldiğimiz zaman o kadar çok dolu geliyoruz ki buraya, anlat anlat bitiremiyorsunuz zaten, ben de kaptırdım kendimi gidiyorum. Çok da harika kitapçıklar, broşürler hazırladık. Seve seve herkesi de ağırlamak isteriz ve nerelerde ağırlayacağız tabii ki. Burada da sözü Mehtap Hanım'a bırakmak istiyorum, otellerimizi temsilen de. Evet. Mesela Kuşadası'na en güzel hangi mevsimde gelinir, hangi mevsimi tavsiye ediyorsunuz, gelenlere otellerde neler bekliyor, birazcık bunlardan bahsedelim. Aslında Kuşadası'na her mevsimde çok güzel gelinebilir. Şöyle ki söylüyorum, gelen insanın beklentisine bağlı bu. Yani ne yapmaya geldiğine bağlı, işte shopping yapacaksa, ona göre alışveriş için geliyorsa yılın her sezonunda gelebilir, ya da kültür turları yapacaksa yine bütün yılın her ayında gelebilirler. Ama hani deniz, kum, güneş, biraz plaja gideyim, çocuklarla kaydıraklardan kayalım, eğlenelim, denize girelim diyorlarsa o zaman tabii daha farklı yazın gelmek lazım. Mayıs'la Ekim arası özellikle hava şartları itibariyle Kuşadası çok tercih edilebilir bir bölge. Bir de Antalya'daki gibi bir nemlilik oranımız yok. Bizim havamız çok güzel. Özellikle astım hastalarına tavsiyelerde bulunuyorlar. Güzelçamlı bölgemiz var, Davutlar bölgesi. O bölge çok birçok astım hastasının yerleşim yeri artık. Türkiye'nin içinden de çok ciddi göçler almaya başladık. Yine koskoca bir plajımız, kum sahilimiz var, Long Beach tarafımız, kadınlar denizimiz Miami Beach gibi. Yani birçok yeni otellerimiz eklendi, yeni yatırımlar var yine Kuşadası'na. İşte Meryem Ana, Efes'in dışında çevrede bir yan öğren yeri var, ziyaret edip gezilebilecek. Ayrıca Kuşadası bölgesel olarak baktığınız zaman Ege'deki en ucuz konaklayabilmek demeyeyim, onu yanlış söyleyeceğim belki, ama en ucuz alışveriş edip en ucuz ikamet edebileceğiniz bölgelerden bir tanesi. Yani gelen insan alışveriş yapmak istiyorsa en tercih etmesi gereken turistik yerlerden bir tanesi. Yine Olcay Hanım'ın dediği gibi ilk turistik destinasyonlardan bir tanesi. Yani eminim birçok kişinin mutlaka bir anısı vardır Kuşadası ile ilgili. Çünkü ilk turistik destinasyonumuzdu yine. Benim şimdi ilk etapta aklıma gelenler bunlar Kuşadası ile ilgili. Biz çok mutlu oluruz. Almanya'da yaşayan, burada yaşayıp bütün yıl özveriyle çalışan, yılda bir kerecik tatil yapan
kendi insanlarımızı Kuşadası'nda görmekten dolayı. Gelenler neler yapabilir orada? Az evvel birkaç tanesini saydım. Mesela şu anda dünyadaki en büyük uçak batığı Kuşadası'na batırıldı. 2 sene oldu galiba ortalama. O yüzden dalış turizmi açısından çok zengin, inanılmaz zengin bir su altı hazinesi var gerçekten. Onun kitapçıkları da basıldı. Golf turizmi için mekanlar söz konusu. Aynı zamanda şunu da eklemek isterim. Avrupa'nın en büyük tren müzesi. Çok yakınımızda. Evet, onu da ziyaret etmelerini tavsiye ederim gelenlere. Özellikle de Almanya'dan gelenler için tren o kadar gündelik hayatın bir parçası ki mutlaka ilgilerini çekecektir diye düşünüyorum. Yani. Eminim öyledir. Tabii ki işte cip seferler vesaire o tür tatlı günlük turlar da var ama tavsiye edeceğim bir şey daha var. Yine çok değerli zeytinyağı müzemiz var yakınlarda. Zeytinin ve zeytinyağının günümüze nasıl ulaştığı ile ilgili inanılmaz değerli bir müze. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ve tabii ki köy kahvaltısı yapmayı unutmasınlar. Yine Olcay Hanım bahsettiği gibi bizim etrafımızda çok güzel köylerimiz var. İşte Kirazlı Köyü var, Kiraz Festivalleri yapılan. Ondan sonra Ağaçlı Köyü var, Şirince var. Şirince çok meşhur, dünyaca ünlü biliyorsunuz. Ondan sonra gelen insanın asla sıkılmayacağı şeyler. Günlük bir takım turlar zaten var mevcut ama onun dışında özel turlar da ayarlanabiliyor. Ya da birisi rentekar alıp kendisi gezebiliyor. Onun dışında en önemli şeylerden biri yazın gelecek özellikle aileler için Avrupa'nın en büyük 2 tane su parkı, ikisi de Kuşadası'nda. Yani biri Adalant, biri Aqua Fantasy. Ondan sonra Aqua Fantasy daha çocuklara ve aileye hitap eden, Adalant birazcık daha büyük insanlara hitap eden bir su parkı. Gelen ailelerin sıkılmasının söz konusu değil zannediyorum. Sonra mesela su parkındaki eğlenceler esnasında yine Adalant'ta şey var, Dolphin Park var. Yunusların şov yaptığı, terapi yaptıkları bir alan var. Herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Yani Kuşadası'na geldiğinde sıkılacağını sanmıyorum vatandaşlarımızın. Gece hayatımız var, evet çok güzel. Şimdi canlı müzik ve fasıl, Türkiye evlerinin olduğu gece kulüplerimiz var. Diskolarımız var, meyhanelerimiz var, yeni keyifli. Yani yıllarca burada çalıştıktan sonra işte 1 sene boyunca bir yıl emek harcayıp bir ay sadece bey gibi yaşamak isteyen özellikle turist Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız için çok güzel eğlence imkanları var. Berlin Turizm Fuarı'ndaki yolculuğumuz devam ediyor. Burada özellikle Türk standları arasında dikkat çekenlerden bir tanesi de Halal Rising. Şimdi bu konu hakkında biraz bilgi alacağız. Öncelikle hoş geldiniz fuara. Hoş bulduk. Biraz bahsedebilir misiniz acaba Halal Rising nedir? Şimdi Halal Rising Türkler için tabii o kadar özel bir şey olmuyor. Çünkü onlar helal yemeği falan normalde bilirler ama Almanya'daki Müslümanlar için çok özel oluyor. Çünkü mesela kimse bilmiyor ama bütün Almanya'da bir tek helal otel yok. Ve bu durumda bizim neslimiz artık helal seyahatlere çıkmak istiyor. Yani benim annem, babam ve benim neslim daha normalde biz Türkiye'ye döndüğümüzde ailemizi ziyaret ederdik falan. Şimdiki nesil ama artık tatile çıkmak istiyor. Yani otele gitmek istiyor falan. Ve o yüzden helal otel alıyorlar. Yani alkolsüz, yemeği helal olacak ve özelliği varsa deniz kenarında mesela hanımlara özel denize girebilecek bir imkan tanıtım olması gerekiyor. Peki hangi destinasyonlara gidebiliyorlar? Nerelerde böyle otellerde kalabiliyorlar? Şimdi şu an tabii birçok Müslüman ülkede bu imkanlar var ama burada Türkiye'nin bir özel durumu var. Şimdi aşağı yukarı 20-25 sene önce bir otelden başlayan ülke aşağı yukarı 400 helal otel sahip oldu Türkiye'de. Öbür ülkeler daha tamamen geride. Yani mesela Maroko veya Tunus, öyle ülkelere bakarsak 5-10 otel bulabiliyoruz. Yani öyle otel olacak ki buradan da booking yapabilecek bir imkan olması lazım. Ve Türkiye burada çok bir nasıl diyeyim, birinci sınıf oldu ve mesela denize girme imkanı da mesela Türkiye'de 5 veya 6 otel
imkan tanıyor. Direkt otelde hanımlara özel bir yer ayrılmış, denize girebiliyorlar ve bu bütün dünyada başka hiçbir yerde yok. Mesela Dubai'de veya İran'da öyle ki orada kulüpler var. Siz mesela otelden taksiye veya otobüse binip o kulüplere girebiliyorsunuz ama Türkiye'de özel otelden direkt girebiliyorsunuz. Bu yüzden bayağı bir özel durum oluyor Türkiye'de. İlk tapınağı olan Göbekli Tepe bu sene turizm fuarına katılan Türkiye firmalarının ortak olarak ön plana çıkarmayı seçtiği yerlerden bir tanesi. Şanlıurfa şehrinde yer alan Göbekli Tepe, on binlerce ton taşın bir araya getirilerek oluşturulduğu büyük bir alandan meydana geliyor. Bu sene Türkiye özellikle Güneydoğu'daki turizme dikkat çekebilmek için Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'yi ön plana çıkarmayı seçti. Evet, yanımızda şu anda Şanlıurfa Müzesi'nden müze araştırmacısı Ahmet Bey var. Kendisine biraz Göbekli Tepe hakkında soru soracağız. Öncelikle hoş geldiniz Berdin'e. Göbekli Tepe'den birazcık izleyicilerimize bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki Göbekli Tepe birçok anlamda, birçok başlık için çok önemli bir arkeolojik kazı alanı. Dünyanın ilk tapınağı olarak biliniyor, geçiyor. 1995 yılında Profesör Doktor Klaus Schmidt Berlin Arkeoloji Enstitüsü de çalışan hocamız kazısına başladı. 2014 yılına kadar devam etti bu kazılar. Göbekli Tepe birçok anlamda önemli. Çünkü Neolitik dönemde insanlar hala avcı ve toplayıcı bir yaşam stili sürdürürken bu tarz devasa yapıların yapılmış olması çok ilginç. Arkeoloji literatüründe bu tarz bir devasa yapı Neolitik dönemle ilgili çok değil, hatta hiç yok. Neolitik dönemin özelliği o dönem için, Göbekli Tepe için insanlar yerleşik hayata geçmeden, henüz tarımı keşfetmeden, tarımı bilmeden, yerleşik hayatla ilgili bir şeyleri olmadan insanların burada avcı toplayıcı bir hayat süren insanların inşa ettikleri bir yer burası. Normalde biz prehistorya insanını bilişsel anlamda çok fazla gelişkin olmadığını düşünüyorduk. Göbekli Tepe aslında prehistorya insanının, yani Neolitik dönem insanının sadece taş materyalle bu tarz devasa yapılar inşa ettiğini bize kanıtlamış oldu. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Peki Almanya'dan Göbekli Tepe'yi ziyarete gidenleri neler bekliyor? Şanlıurfa'da nasıl bir turizm için güzel bir fayda sağlayacak Göbekli Tepe? Şanlıurfa sadece kültürel turizm değil. Aslında hem gastronomi alanında da hem diğer farklı bireysel ve grupsal turizm faaliyetleriyle çok ciddi anlamda atılım yapmış bir şehrimiz özellikle son yıllarda. Göbekli Tepe bu turizm faaliyetlerini biraz daha tetikleyen, biraz daha bir şekilde bir aktüelite sağlayan, bir dinamizm sağlayan bir konumda oldu. Şanlıurfa Müzemiz var. Dünyanın en büyük Neolitik koleksiyonuna sahip bir müze ki bu bir prehistorya için çok ciddi anlam ifade ediyor. Yine Halepli Bahçe Mozaik Müzemiz var. Müze kent aslında Şanlıurfa. Göbekli Tepe için ise bir ziyaretçi karşılama merkezi yapıldı. Birçok interaktif uygulamalarla, video uygulamalarıyla, canlandırmalarla insanları bir şekilde kültürel turizme hazırlamak, yani Göbekli Tepe'deki alana psikolojik olarak ve bilgisayar olarak hazırladığımız bir yer. Bu anlamda kültür turizmi anlamında herkesin Şanlıurfa'ya gelmesinde çok ciddi anlamda yarar var. Berlin Türkiye'nin 8. büyük şehri nüfus anlamında, ancak Türkiye'den gidersek Türkiye'nin 3. büyük şehrinde İzmir'in standındayız şu anda. İzmir'e gelen turistleri neler bekliyor, bunu soracağız. Öncelikle hoş geldiniz Berlin'e ve fuara. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz İzmir standımıza. Hoş bulduk. Böyle geldik, bir memleket havası aldık. Bizim için de güzel oldu. İzmir'e gelen turistleri neler bekliyor? Ne gibi etkinlikler yapabilirler? Valla İzmir'in en büyük avantajı herhalde Antalya gibi bir mass turizm, bir kitle turizmi olmayan bir şehri. Yani Türkiye'de turizmin başlangıç noktasıdır İzmir. Ama kitle turizmin hiçbir zaman payını almamıştır. Bu da bugün tabii bizim için çok büyük bir avantaj. Neden? Çünkü İzmir'de alternatif turizm var. Yani alternatif turizm dediğimde sadece büyük 5 yıldızlı otellerin içinde 24 saat yiyip içebileceğiniz, kapandığınız bir yer değil. İzmir'de gezebileceğiniz çok güzel yerlerimiz var. Örneğin yani Çeşme'den başlayalım. Çeşme'de hepiniz biliyorsunuz yani Alaçatısıyla, Çeşme'nin plajlarıyla, ki Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar güzel plajlar yoktur. Eğlence merkezleriyle,
çeşitli gezebileceğiniz mekanlarıyla bir çekim noktasıdır. Ha, kültür derseniz fazlası var bizde. Efes'iyle, Bergama'sıyla göreceğiniz bütün antik kentleri bulabilirsiniz İzmir'de. Tabii biz bunları konuşurken sanki İzmir'in merkezinde hiçbir şey yapamayacakmışız gibi konuşuyoruz ama hani İzmir'in insanlarını görmek, İzmir'in kemer altını görmek, İzmir'in kordonunu görmek çok farklı bir turizm hareketi olacaktır. Örneğin Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kapalı, açık hava alışveriş merkezi Kemeraltı. Evet. Yani bunu yansıtamamışız biz bugüne kadar. Yaklaşık 10 bin tane çeşitli dükkanın olduğu ve Osmanlı döneminden kalma devasa bir kemeraltımız var bizim. Kordon boyumuzda hani anlatmaya gerek yok. Gezmeniz gerekir. Kordon boyu kadar güzel bir kordon boyu Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamazsınız. Yani İzmir'de yapılacak o kadar çok şey var ki yeter ki ben gideyim sadece yatayım düşüncesinde de olmayın. Alternatifler, insanları göreyim, yaşayayım diyeceğiniz bir şey varsa o zaman İzmir'i bekleriz. Bir de İzmir'de aynı zamanda pek çok deniz sporu da yapılabiliyor. Özellikle sörf gibi. Biraz bu imkanlardan da bahsedebilir miyiz acaba? Tabii. Bizim bu seneki konseptimizi zaten sörf. Alaçatı'daki sörfü biz ön plana çıkardık. Dünyanın sayılı sörf merkezlerinden biri. Yani oradaki rüzgarı, oradaki ortamı dünyanın birçok yerinde bulamazsınız. Dün Çağla Kubat'ta Jimmy Diaz'ın bir konferansı vardı. Aşağıda bir toplantımız vardı. Ki Jimmy Diaz aynı zamanda PVA'nın başkanlığını yapıyor. Kendisinin söylediği dünyada bir numara Alaçatı. Yani bunu biz tanıtamamışız. Bu bizim tabii özrümüz. Ama inşallah bundan sonra tanıtacağız ve herkesi de bekleyeceğiz. İzmir deyince akla tarih ve kültürün yanı sıra aynı zamanda muhteşem plajlar ve deniz sporları geliyor. Şimdi birazcık bu sporlar hakkında bilgi edinmek istiyoruz. İzmir'e gelenler nasıl deniz sporları yapabilirler acaba? Evet. Ben İzmir Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Argun Gündüç ismim. İzmir'e gelenler tabii İzmir çevresi denizden çok zengin bir şehrimizdir. İzmir'de bizim için en önemli deniz sporu sörftür. Bu neden önemli? Dünya çapında olduğu için bizim Alaçatı, Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde, beldesinde sörf turizmi çok gelişmiştir. Dünyada tanınan bir bölgedir. Ve PWA denilen Dünya Sörf Organizasyonu'nun ayaklarından bir tanesi de Çeşme Alaçatı'da yapılmaktadır. Dolayısıyla dünyada önemli bir yeri var Alaçatı'nın. Bunun yanında sörfün dışında kitesurf dediğimiz bir spor dalı daha var. O da Çeşme bölgesinde 2-3 uygun yerde yapılmakta. Bu da çok tanınan bir spor dalıdır İzmir için. Bunun dışında yine bizim etkinlik bölgemizde Deniz Ticaret Odası olarak yaptığımız bazı faaliyetler var. Mesela 2 yıl önce Kuşadası Körfezi'nde hurdaya ayrılmış bir airbus batırdık biz. Bu airbus'u batırdık, dalış turizmine bir aktivite gelsin, bir hareket gelsin diye. Ve hakikaten son 2 yıldır görüyoruz ki Kuşadası'na dalış turizmine gelen dışarıdan Avrupa'dan çok turist var. Bunun dışında İzmir bölgesinde yine Karaburun, Çeşme bölgesinde doğal resifler, su altı resifleri daldırarak ve de Çeşme bölgesinde yine hurdaya ayrılmış bir sahil güvenlik botunu batırarak su altı turizmine de bir hareketlik kazandırmaya çalışıyoruz. Tabii bildiğiniz gibi İzmir bölgesinde bir de Hristiyanlar için özellikle çok önemli bir yeri olan Efes ve Meryem Ana bulunmakta. Buraya da kruizlerle geliyorlar Avrupa'dan. Kruiz turizmi de bizim Ege bölgesi için çok önemli bir turizm dalı. Dolayısıyla çok bilinen bir ruttur bu da. İzmir'e de uğramayı denemişlerdi birkaç yıldır. Fakat son bir yıldır kruiz işinde İzmir'de bayağı bir düşüş olmakta. Biz onu yeniden hareketlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde, bu ayın sonunda Amerika'da Miami'de bir kruiz fuarımız var. Bizim de İzmir'den yönetim kurulu başkanımız ve bir yönetim kurulu üyemiz ki bu üyemiz global dediğimiz limanların Ege bölgesinde Bodrum ve Kuşadası'nda kruizin tam merkezi olan Türkiye'ye en çok kruiz gelen limanlardır. Genel müdürlüğünü yapıyor.
bu fuara katılarak bu etkinliği de arttırmaya çalışacaklar. Türkiye'de turizmin hem klasikleşmiş hem de sürekli olarak kendini yenileyen adreslerinden bir tanesinde İzmir'in standındayız şu anda Berlin Turizm Fuarı'nda. Şimdi birazcık İzmir'deki oteller hakkında bilgi alacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Diyoruz Berlin'e. Merhabalar, ben Çeşme Otelciler Birliği'nden yönetim kurulu üyesi Halil Yeni. Çeşme'de otelciyim. Ben Orhan Belge, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısıyım. Çeşme zaten hemen hemen Avrupa'daki Türkler tarafından da Avrupalılar tarafından da sevilen, sürekli tercih edilen destinasyonlardan bir tanesi. Neler bekliyor Çeşme'ye tatile gelenleri? Çeşme'ye çoğunlukla Almanya'dan Ağustos ayında arkadaşlarımız, Temmuz-Ağustos ayında geliyor. Çoğunlukla Ağustos oluyor. Geçen sene çok ciddi bir yoğunluk yaşadık. Çeşme yemeğiyle, spor alanlarıyla, sörfüyle, gece hayatıyla Türkiye'de öne çıkan bir destinasyon. Herkesin keyif alacağı yerler var. Denizlerimiz muhteşem, plajlarımız çok güzel. Klima zaten, klima açmıyoruz. Devamlı rüzgar olduğu için. Yani keyifli bir tatili bekliyor. Her zaman bekliyoruz. Alman vatandaşlarımız bizde Almanya her zaman birinci sırada Çeşme'de. Yani 2-3 değişiyor sürekli ama Alman misafirlerimizin şeyi değişmiyor birinci sırada. Ben o yaklaşık bulunduğum otelde 30 yıldır görev yapıyorum. Ve Almanların yıllardır bizi niye tercih ettiklerini çok iyi biliyoruz. İşte az önce Halil arkadaşımın dediği gibi rüzgarı, gastronomisi, sörfü. Ya bunlar biraz da gelen Almanlar artık evimizden evimize diye söz ediyorlar ve şu anda birebir görüştüğümüz, gelseler de gelmeseler de misafirlerimiz mevcut. Bunlarla bunlar artık kendileri de birilerini götürüyorlar bize, tekrar getiriyorlar. Çeşme çok farklı bir yer. Yani Çeşme'de hakikaten bir gelen bir daha geliyor, bir daha geliyor. Çeşme şu anda belki de hak ettiğinin daha fazlasını hak ediyor. Özellikle belki duyduğunuz son yıllarda Alaçatı diye bir kavram. Alaçatı, ben Alaçatılıyım şahsen, doğma büyüme. Alaçatı bundan 10 yıl önce çok farklıydı. Şu anda çok farklı. Bütün dünya o Temmuz, Haziran, Temmuz, Ağustos ayında Alaçatı'da, Çeşme'de. Bir şeyimiz var. Özellikle Alman misafirlerimizin çok yakından ilgilendiği termal konusu var. Bizim her otelimizde bir termal var. Ancak bizim oraya şu anda termal kür merkezi kuruluyor Çeşme'ye. Tetusa diye bir şirketimiz var. O da bir termal kür merkezi kuruyor. Bu ne demek? Bizim oradaki 3 ay, 5 aylık bir sezonu daha bir yıla yaymak. Çünkü biz 12 ay açık tesisleriz. 12 ay açık durup bunun 6-7 ayını ya da 8 ayını kapalı, yani sayı düşerek olmuyor, idare edemiyorsunuz. Özellikle Hollanda, Almanya ülkelerinden bize termal konusunda çok istek var. Bu termal kür merkezi kurulduğunda o zaman herhalde Çeşme'nin şekli de değişecek. Yani sörfün, rüzgarın, denizin, gastronomi yanına çok önemli bir olgu gelecek. Onunla beraber inşallah Çeşme daha da güçlenecek. Kendini daha iyi de tanıtacak. Bu arada ITB bizim için çok önemli. Turizm borsası bizim için. Biz gelmeye devam ediyoruz. İnşallah daha güçlenerek Çeşme ve İzmir olarak önümüzdeki yıllarda kendimizi daha iyi ifade ederek geleceğiz tekrar. Berlin Turizm Fuarı'nı Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Fuarda Türkiye standlarında verilen resepsiyona katılan Bakan Ersoy, resepsiyon öncesi turizmcilerle çeşitli toplantılar yaptı ve standları ziyaret etti. Bakan Ersoy, Almanya pazarında erken rezervasyon oranında geçen seneye göre %58'lik bir artış yaşandığını dile getirdi. Türkiye'nin yaptığı emeklerin karşılığını yavaş yavaş almaya başladığının altını çizen Bakan Ersoy, 2018'de yakaladığımız çıkışın 2019'da da devam edeceğini umut ediyoruz. Bu sene rakamlar böyle devam ederse 53 milyon turist sayısını yakalarız. Ama önemli olan turist başı ve toplam geliri arttırmaktır. Bu rakama ulaşabilmek için, ülkemizin 81 iline turizm yayabilmek için çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe üzerine az önce konuşmuştuk. Şanlıurfa'nın yanındaki Gaziantep'te fuarda temsili bulunan şehirler arasında. Özellikle müzeleriyle ön plana çıkan bu şehir de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Buraya gelenler de
Gaziantep'teki turizm imkanları üzerine bilgi alabiliyorlar. Özellikle kültür turizmi yapmak isteyenler için oldukça ideal bir nokta. Gaziantep'ten bahsediyorduk az önce ve şimdi de yanımızda Nevin Hanım var. Nevin Hanım, öncelikle hoş geldiniz fuara. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün fuarda sizinle birlikte olmak bizim için çok güzel. Özellikle de Antep'in burada temsil edildiğini görmek bizi çok mutlu etti. Birazcık acaba Antep'teki turizmden, Antep'e gelen turistleri neler beklediğinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Gaziantep denince aklına ne gelir? Muhakkak baklava gelir, güzel yemekler gelir ve Türkiye'nin en güzel mutfağı bence Gaziantep. Antep'e geldiğinizde yalnız yemek olayı değil, aynı zamanda da tarihi yerleri gezebiliyorsunuz. Özellikle müzelerimiz çok meşhur, belediye başkanımız çok iyi çalışıyor. İnsanlar mutlu. Ama yemek dendiği zaman sadece alışveriş, yemek, baharat, bunların hepsini Gaziantep'te bulabilirsiniz. Tarihi olarak mesela Antep'e gelen turistler nereleri gezebilirler? İlk aklınıza gelen yerler nereler? Mozaik müzemiz var. Özellikle Çingene Kızı zaten çok meşhur. 2014 yılından beri hem devlet büyüklerimiz hem de Sayın Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin çok uğraştı ve Türkiye'den kaçırılan mozaikleri, Çingene Kızı'nın ailesini diyelim, parçalarını tekrar Gaziantep'e getirebildik 4 sene mücadeleden sonra. Bu bizim için çok güzel bir başarı oldu. O zaman hem kültür turizmi hem gastronomi turizmi için... Kesinlikle, kesinlikle. İnsanlarımız da çok güzel. Yemek içmek isterseniz Gaziantep'e geleceksiniz. Kültür istiyorsanız Gaziantep'e geleceksiniz. Alışveriş istiyorsanız Gaziantep'e geleceksiniz. Türkiye standları arasında gezinmeye devam ediyoruz. Şu anda da Bursa standındayız. Bursa deyince benim aklıma ilk olarak İskender geliyor ama tabii ki Bursa'da bundan çok daha fazlası var. Öğreneceğiz şimdi. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, öncelikle. Hoş bulduk. Bursa'ya gelen turistleri neler bekliyor acaba? Şimdi Bursa çok zengin bir kent. Tarihi, kültürü, doğası, hem denizi hem dağı olan çok ender yerlerden biri. Ama Osmanlı'nın ilk başkenti olduğu için bizim kültürümüz çok geniş. Gastronomi var. Çok büyük ve çok lezzetli yöresel yemeklerimiz var. Yani burada bir haftayı dolu dolu geçirebileceğiniz ve mutlaka kendinize ait bir şey bulabileceğiniz bir şehrimiz. Peki Bursa aynı zamanda zannediyorum yılın her zaman gelinebilecek bir yer. Çünkü dediğiniz gibi hem dağ var hem gezilecek, görülecek yerler var. En güzel ne zamanı Bursa'nın, ne zaman gelebilir ziyaret etmek isteyen? 12 ay gelebilirsiniz. Kışı baz alırsak, mevsimlerden gidersek 12 ay kışın Uludağ var. Şahane, biliyorsunuz, bir kayak merkezimiz var orada. Baharda Gölyazı'mız var. Gölyazı'yı tavsiye ederim. Ülke olarak örnek vermek gerekirse küçük İtalya diyebiliriz oraya. Tabii tabii. Yazın denizimiz var. Orada tekne turlarımız var. Aynı zamanda Mudanya'mız var, Kumyaka'mız var, Trilye'miz var. Sonbaharda da kültür turları yapabilirsiniz. Çünkü o kadar çok gezilecek yer var ki böylelikle çok yorulmamış olursunuz. Hem aynı zamanda da çarşılarımız var, kapalı çarşılarımız var. Oradan alışveriş yaparsınız ve İskender kebabımız var, pideli köftemiz var, cantığımız var. Bunları mutlaka araştırmanızı tavsiye ediyorum. Sabah kahvaltıda da tahinli pidemiz var. Çok lezzetli, evet, tavsiye ederim. Turizm fuarında hem kültür turizmi, hem gastronomi turizmi, hem deniz, kum, güneş anlamında bildiğimiz anlamda turizm var. Hem de sağlık turizmi alanında çeşitli standlar da bulmak mümkün. Biz de şu anda Dental Group'un yanındayız. Diş 212 Dental Group'un yanındayız. Sağlık turizmi nedir? Sağlık turizmi Türkiye'de yurt dışında yaşayan hem gurbetçi vatandaşlarımızın hem Avrupa'nın, Amerika'nın, Amerika'da yaşayan insanların çok yüksek maliyetlere yaptıramadıkları tedavileri Türkiye'de yapma fırsatı sunan bir turizm şeklidir. Biz de bu turizm şeklini 10 yıldır İstanbul'da 2 tane hastanemizde yapıyoruz.
çok talep gören bir sağlık ve turizm alanı diyebilirim bu iş için. Çünkü gerçekten Türk lirasının özellikle dolar ve euro karşısındaki durumu bu tedaviyi çok daha cazip hale getirdi bu insanlar için. Çok kısa sürede özellikle dental alanda, yani diş tedavileri için çok kısa sürede çok ciddi değişikliklere sahip olabiliyor insanlar. Total dişsizlik vakalarına mesela iki vizitte ilk 3 ay aralıklarla diyelim, total dişsizlik vakalarında hastaya kendi dişleri gibi 24 tane diş koyup ömür boyu garantiyle diş yapabiliyoruz. Yine bununla beraber en çok rağbet gören tedavi Hollywood Smile, Smile Design, Facing adını verdiğimiz tedavi çeşitleri var. Yani insanlar gülüşünden memnun değiller. Daha genç gülmek istiyorlar. Daha beyaz gülmek istiyorlar. Ya Hollywood yıldızları gibi gülmek istiyorlar. Bu gülüşü tamamen değiştirebiliyoruz. 20 tane lamina ya da zirkonyum ya da değişik materyallerimiz var bunları kullandığımız. Bunlarla hastanın gülüşünü tamamen değiştirebiliyoruz. Bu da en fazla bir hafta gibi bir zaman alıyor. İstanbul'daki klinimizde de bunu 15 tane ünitemiz, 20 tane hekimimizle bir hafta gibi maksimum bir sürede kendi laboratuvarlarımızda yapabiliyoruz. Çok ciddi memnuniyetle geri dönüşler alıyoruz biz bu tedavilerde. Çünkü gerçekten sağlık turizmi üzerinde profesyonelleşmiş bir kurumuz. Türkiye'deki yerel bir hastaya tedavi yapma şekliyle sağlık turizmi yapılamıyor maalesef. Çünkü çok daha hızlı, çok daha profesyonel, çok daha teknolojik olmanız gerekiyor. Bu alanda biz çok iddialıyız Diş 212 Dental Grup olarak. Hem sağlık alanındaki inovasyonu hem de turizmi bir araya getirmişsiniz. Peki hangi ülkelerden en çok talep görüyor? Özellikle ada ülkesi, yani United Kingdom çok talep gösteriyor bu tedavilere. Amerika çok ciddi talep gösteriyor. Avrupa'da çok ciddi talep var. Şu anda biz Hollanda'da temsilciliğimiz var. İngiltere'de bir ofisimiz var. Bu fuarda olma sebebimiz de Almanya'da da temsilcilikler elde etmek. Almanya'dan çünkü çok ciddi hem bizim Türkiye'den gurbetçi dediğimiz Türk vatandaşlarımız hem de Alman vatandaşları bu işe rağbet gösteriyorlar. Almanya'da bu işte gerçekten Türkiye'ye ilgi gösteren ülkelerden biri. Avrupa'nın geneli diyebiliriz ama daha çok Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Amerika şu anda Türkiye için çok ön planda olan ülkeler. Buradan bizi izleyen TD1 izleyicilerine de klinimizi ziyaret ettiklerinde, TD1'den size ulaştım dediklerinde çok güzel kampanyalarla onlara yardımcı olacağız. Berlin Turizm Fuarı'nda Türkiye'den gelen firmaların bulunduğu alana geldiğiniz anda sizi muhteşem kokular karşılıyor. Bunun sebebini öğreneceğiz şimdi. Hoş geldiniz öncelikle fuara. Merhabalar, hoş bulduk. Birazcık firmanızdan ve buradaki güzel kokuların kaynağından bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz Fiolas markası olarak geldik. Bütün otellere ve sağlık hizmetlerine, özellikle otellere imza koku yapıyoruz. Ve spa merkezlerine de onların kokularını veriyoruz. Gelme sebebimizin en büyük amacı ise burada turizm fuarında Türkiye kokusunu tanıtmak. Şahane bir Türkiye kokusu yaptık. Burada gelen misafirlerimize Türkiye kokusunu anlatıyoruz ve koklatıyoruz. Fulya Hanım, peki bu Türkiye kokusu içerisinde nasıl notalar var? Ne gibi kokular ön plana çıkıyor? Türkiye'yi nasıl kokularla tanımladınız? Biliyorsunuz Türkiye ne doğu ve batı saati, doğu ve batının birleştiği yerdir ve çok önemli bir noktadayız. Biz de buna yola çıkarak 7 bölgemizden ele aldık. Ne yaptık? Gül aldık, bergamot aldık. Türk misafirperverliğimizin biliyorsunuz en büyük şeyi şekerdir, şeker ikram etti. Şeker notalarını aldık ve en önemlisi baharatlarımızdan yola çıkarak şahane bir koku oluştu. Ama burada aynı zamanda çok da farklı kokuları koklamak mümkün. Mümkün, evet, evet. Çünkü biz firmalara özel istediklerine göre bize firmayı veya da otelin konseptini anlatıyorlar. Biz konsepte göre kendilerine imza koku tasarlıyoruz ve artık imza kokuları da kendilerine ait oluyor. Berlin'in bir kokusu olsaydı, hani siz ilk defa mı geliyorsunuz bilmiyorum ama Berlin'i bir kokuyla tanımlamanız gerekseydi bu hangi koku olurdu? Berlin'e ilk defa geliyorum bu arada. Berlin'i kokusunu tanımlamak gerekirse, bu arada ben koku uzmanıyım. Tanımlamak gerekirse Berlin'in geçmişinde biraz acı da var. Acıyla beraber çok fazla ırkın karışımı var. Ve çok kozmopolit bir şehir olarak düşünüyorum. Burayı biraz enerjik koku olarak tasarlardım. Daha fresh kokular hayal ediyorum. Çünkü biraz acı da var. O acıyı almak ve dağıtmak gerekiyor.
Fuardaki yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Türkiye standları arasında Kuzey Kıbrıs'la ilgili çok dikkat çekici bir standa rastladık ve sormak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Berlin Fuarı'na. Merhabalar, hoş bulduk. Biz Kuzey Kıbrıs'tan geliyoruz. Kuzey Kıbrıs biliyorsunuz Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki 3. büyük ada. Küçük bir ada olmasına rağmen Akdeniz'deki 3. büyük ada. Hem Avrupa'ya çok yakın, hem Asya'nın yakınında, aynı zamanda da Kuzey Afrika'nın hemen üzerinde yer alıyor. 3 kıtayı neredeyse birleştiren bir anahtar konumunda. O yüzden hem coğrafi olarak, hem konum olarak, hem tarih olarak çok zengin bir kültürel geçmişe sahip. Kıbrıs 360 gün güneşi olan, her zaman insanların güler yüzle, doğayla, tarihle, kültürle beraber yaşadığı en güzel Akdeniz destinasyonlarından bir tanesi. Ben küçük adamız Kıbrıs'a her zaman gerçek Akdeniz diyorum. O yüzden Avrupalı ve Almanlar, özellikle Alman misafirlerimiz, bizleri her zaman mutlu ediyorlar. Çünkü direkt uçuş olmasa da Kuzey Kıbrıs'a, Alman misafirlerimiz Türkiye üzerinden Kıbrıs'a her mevsim geliyorlar. İster yaz olsun, ister kış olsun, ister bahar olsun. Özellikle bu mevsim Mart ve Nisan ayları Kıbrıs'ın en güzel aylarıdır. Her yer yemyeşildir. Küçük bir ada olmanın getirdiği bir avantajı vardır. Siz dağda yürüyüş yaparken bir tarafınızda denizi görüyorsunuz, Akdeniz'i, bir tarafınızda başkent Lefkoşa'yı görüyorsunuz. Doğa severler için, yürüyüş yapanlar için, bisiklet sürenler için, golf gibi elit bir sporu, aktiviteyi sevenler için Kıbrıs adası gerçekten çok güzel bir destinasyondur. Her zaman hem Türk, Almanya'da yaşayan Türk kardeşlerimizi, çünkü aynı dini paylaşıyoruz sizlerle. Aynı şekilde bir kültürel mozaiğimiz de vardır. Kıbrıs'ta dinler arası bir uzlaşı vardır. Herkes herkese saygı gösteriyor. O yüzden hem Türk kardeşlerimize hem de Alman misafirlerimize her zaman ev sahipliği yapmayı istiyoruz. Evet, Kıbrıs standındayız şu anda. Yanımızda Hasan amca var. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Berlin Fuarı'na. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İşte uğraşıyoruz. Tanıtım yapıyoruz burada. Burada yaptığınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi burada biz seramik çömlekçi tezgahında seramik yapımını gösteriyoruz. Bu bizim Kıbrıs'ta bir kültür. Yani eskiden beri olan bir kültür. Biz de devam ettiriyoruz bu kültürü. Böyle turistik, turistlere hatıralık seramikler yapıyoruz. Kıbrıs desenlerini çalışıyoruz üzerine. Bitki deseni, hayvansal desenler, çeşitli serbest desenlerde forumlarımız var. Zeytinimizi çalışıyoruz üzerinde. Portakal, limon, yani bu tür desenler yapıyoruz daha ziyade. İlgi nasıl Kıbrıs standına? Pek parlak değil yani. Bu sene biraz durgunluk var, sebebini anlayamadım. Belki hafta sonu daha artar. Öyle tahminim. Şimdi herkese bir irtibat kurma acenteleri uğraşıyor. Şimdi yabancılar yarın, yani yabancı dedim, halk gelince herhalde daha şey olacak. Şimdi herkes ticaret peşinde koşuyor. Pek böyle fazla ilgilenen yok ama yarın hem pazar günü tahmin ederim daha parlak olacak. Evet, Kıbrıs standındayız şu anda. Bu yaptığınız nedir acaba? Çok ilginç bir şey yapıyorsunuz. Şimdi bu yaptığımız Kıbrıs özgü hellimin yapıldığı sepetler. Bunun içerisinde mayalanmış süt bırakılır, hellim şekil alır ve pişirilir. Bu yani hellim peynirinin, Kıbrıs'taki hellimin lezzeti bunlardan evet, mı geliyor? Evet, bunların yapılı sepetlerden lezzet evet. Bence. Çünkü bunlar bir kalıp içerisine girer, içerisinde mayalanmış süt bırakılır, suyu çıkar ve şekil alır. Peki bu hangi malzemeden yapılıyor acaba? Bunların ismi, değişik isimleri var. Türkiye'de mesela buna govalık derler. Bizde makarna çöpü, yani bunun üzerine hamur yoğrulur, şekilden çıkar ve makarna oluşur. Dere çöpü denir. Yani gayet esnek bir bitki, suya dayanıklı bir bitkidir. Ne kadar sürüyor peki bir sepeti yapmanız? Oldukça hızlısınız ama. Yani küçük olanlar 15-20 dakika sürer. Büyük olanlar 2 saat, 1,5-2 saat alır. Evet, çok güzel. Gerçek bir el işçiliği. Gayet güzel, gayet esnek bir bitki gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle. Oo, bayağı şekil alıyor. Evet, gayet şekil alıyor. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri Kemer, Antalya, Site, Fethiye, bunların her birinde olan bir otelin standındayız şu anda. Barut Otel standındayız. Öncelikle hoş geldiniz Berlin'e. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Böyle güzel bir fuarda bizimle birlikte olduğunuz için
Ayrıca size teşekkür ederiz. Ayrıca bugün bir şey daha belirtmek istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlara, aslında onlara her gün güzel gün, Dünya Kadınlar Günü bizim için. Ayrıca kutlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Otellerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Hangi lokasyonlarda yer alıyorlar? Neler bekliyor otellerinize gelen misafirleri? Barut Otels olarak aşağı yukarı 48 yıldır turizme hizmet veren bir zincir, bir grubuz biz. 13 tane otelimiz var. 2 tanesi Fethiye'de, Kemer'de, bir tane Antalya'da ve Lara'da 2 tane, 8 tane de Side'de tesisimiz var. Genel olarak %50'nin üstünde Alman misafiri ağırlıyoruz ve Almanya'da yaşayan gurbetçi Türkleri ağırlıyoruz. Ağırlamaktan da tabii mutluluk duyuyoruz. Hizmet kalitemize geldiğinizde gerçekten güzel bir hizmet sunuyoruz. Aslında Türk otelcileri olarak dünyadaki diğer rakiplerimizden biz birkaç adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu sadece Barut Otel'le genellememek istiyorum ben. Buradaki tüm otellerimiz, Türkiye'de hizmet veren tüm otellerimiz gerçekten Avrupa'da birçok ciddi destinasyonlarda hizmet veren diğer otellerden birkaç adım daha önde olduğunu düşünüyorum ben. Peki Barut Otel bu oteller arasında hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Bizim için daha çok biz aile oteli olarak anılıyoruz. Aşağı yukarı %40-%45 tüm tesislerimizin oranı aile ve çocuklu misafirlerimizi ağırladığımız tesislerimiz. Daha iyi hizmet, üst segment hizmet veren bir grubuz. Bu 13 otelimizin 4 tanesini bu yıl yeni bir segmentle tanıştırdık. Barut Hotels Collection diye, Collection segmenti. Daha üst kalite hizmet. Bunlarda neler var? Kısaca açacak olursak biz bunları. Birincisi 24 saat ultra her şey dahil hizmet veriyoruz. İkincisi içecek segmentimizi yaklaşık 176 çeşit internasyonel içecekle limitsiz hale getirdik. Tüm alakart restoranlarımız ücretsiz ve limitsiz. Tatili boyunca dilediği kadar kullanabilirler. Mini club hizmetlerimiz çocuklar için sabah saat 9'dan akşam saat 11'e kadar devam ediyor. Günde 2 kere turn down servisi, temizlik servisi yapılıyor. Daha üst düzey hizmet, daha üst düzey segment bizim için Barut Collection. Rica ederim. Sizlere de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, bu güzel sohbet için. Başarılarınızın devamını dileriz. Türk vatandaşlarımız, özellikle Türk vatandaşlarımız unutmasınlar. Bizlerle gurur duyabilirler. Türkiye'deki tüm otellerle gurur duyabilirler. Dünyadaki değer muadillerimizden asla geri değiliz. Birkaç adım daha öndeyiz. Bunun adının önemi yok. Barut Otels olur, diğer oteller olur. Ama bizimle gurur duymaya devam etsinler. Ve her zaman kapımız onlara açık. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. TD1 izleyicileri, sizin izleyicileriniz bizim otellerimize geldiğinde çok güzel sürprizlerle karşılaşacaklar. Şu anda onları ben söylemek istemiyorum. Ama TD1 izleyicileri gerçekten bunun farkını hissedecekler. TD1 seyrettikleri için, bizi oradan takip ettikleri için bunun farkını görecekler. Güzel sürprizlerimiz olacak onlar için. Aska Otellerden Şenay Hanım var. Şenay Hanım merhabalar. Merhabalar. Fuarda bugün sizinle birlikte olmak bizim için çok güzel. Acaba biraz otellerinizden bahsedebilir misiniz? Neler bekliyor otelleri ziyaret edenleri? Evet. Biz Aska Otelleri olarak Türkiye'de, Antalya'da 5 tane otelimiz var. Bir tanesi Aska Lara'da 5 yıldız otelimiz. Diğerleri de İncekum, Side tarafında. Aynı zamanda burada da bir mülkiyetimiz var ama onu 2 sene sonrasına kadar bir otel faaliyetinde geçireceğiz inşallah. Burada da neler bekliyor misafirlerimizi? Otelleri tanıyorlar, otellerle birebir bir görüşme haline girebiliyorlar. Bu şekilde. Antalya özellikle yurt dışından gelen turistler için de en sevilen tatil noktalarından bir tanesi. Şu anda Antalya ile ilgili bir standdayız. Yanımızda Siseron Turizm'den Fırat Bey var. Fırat Bey, öncelikle hoş geldiniz Berlin'e. Merhaba. Bu fuara ilk katılışınız mı? Evet, ilk defa geliyoruz. Nasıl buldunuz? Çok keyifli.
Çok renkli ve inanılmaz büyük. Bir bölümünü gezme fırsatımız oldu. Ayrıca tabii standa durmamız gerektiği için. Çok beğendik. Yani bütün dünya turizmi için aslında tam bir buluşma noktası olmuş. Farklı temalar ülkelere göre, aynı zamanda dernekler de burada yer almışlar. Çok beğendik açıkçası. Peki Antalya zaten geleneksel olarak özellikle hem Almanların hem de Almanya'da yaşayan Türkiyelilerin tercih ettiği tatil noktalarından bir tanesi. Hani çok bilinen bir yer ama yine de Antalya'ya insanları çağırmak isteseniz nasıl bir mesaj iletmek istersiniz buradan? Antalya sadece deniz turizminden ibaret değildir. Öncelikle Antalya'ya gelecek misafirler mutlaka bunu göz önünde bulundurması lazım. Antik kentlerimiz, şelalelerimiz, Antalya'nın mavi bayraklı plajları, bunların hepsi bir bütün oluşturur. Almanya'dan zaten çok fazla misafir ağırlamaktayız. Gelecek sene de artmasını diliyoruz. Jetzt hier an einem kleinen Stand von Haithabu, das heißt, dieser Ort heißt Haithabu, das ist eine kleine Wikingerstadt. Neben mir habe ich eine ganz interessante Frau gefunden, die mir ein bisschen darüber erzählen möchte. Können Sie mir noch mal erzählen, Haithabu, wo kommt der Name her oder wo liegt die Stadt überhaupt? Es sagt mir gar nichts, auch wenn ich Deutsche bin, aber ich habe keine Ahnung, wo liegt dieser Ort. Haithabu liegt nahe bei Schleswig, also Bußdorf, Schleswig, das ist so der Bereich. Und Haithabu ist die Stadt der Wikinger. Da hat Handel und Handwerk stattgefunden. Sie haben mir eben erzählt, da haben damals 3000 Leute gelebt. Wie viele sind da jetzt im Durchschnitt? Wie viele Menschen trifft man da noch auf der Straße an? Also wenn man so die ganze Saison über verteilt schaut, dann sind da schon einige hundert Wikinger anzutreffen im Jahr. Was gibt es noch über den Ort Interessantes zu erfahren? Naja, auf jeden Fall, dass er jetzt am 30.06.2018 Weltkulturerbe geworden ist. Das ist natürlich super spannend. Und ich denke, es ist eine Reise wert, da mal hinzufahren. Ganz toll, ja, also unheimlich interessant. Ich finde, das muss man gesehen haben. Etwas Außergewöhnliches in Deutschland. Und ich habe einen gesehen, Sie machen Handarbeiten. Was ist das genau? Was ist das, Stricken oder wie darf ich mir das vorstellen? Also das, was ich hier mache, das gab es vorm Stricken. Das heißt Nadelbinden. Das ist also eine Knotentechnik. Daraus haben die Wikinger Mützen und Socken und Handschuhe hergestellt. Also das, was wir heute stricken, haben die früher Nadel gebunden. Darf ich bei Ihnen mir Socken bestellen? Theoretisch ja. Wenn Sie warten können, dann kriegen wir das hin. Super. Dann habe ich gesehen, er ist ganz, ganz eifrig hier schon am Handwerken. Was macht er genau? Genau. Also das, was er macht, ist Ziselieren von Bronze- oder Silberblech. Das ist eine traditionelle Arbeit, die die Wikinger gemacht haben, um jetzt ihre Sachen zu verschönern. Ja, das war ein kleiner Ausflug in die Stadt Haithabu und wer weiß, vielleicht schlägt uns ja morgen dahin. TD1 olarak bizler de Berlin'de gerçekleşen turizm fuarındaydık. Burası Avrupa'nın en büyük turizm fuarı ve özellikle Türkiye'ye turizm yapmak isteyenler için büyük bir önem taşıyor. Bizler de TD1 olarak buradaydık bugün ve Türkiye'den gelen standlarla sohbet ettik. Bize ulaşmak isterseniz eğer e-mail adresimizi kullanabilirsiniz. info@td1.de adresinden soru, görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.